Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV'de ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Murat Acar, haberlerle karşınızdayım. Sevgili seyirciler, Metropol TV nerede bir Denizli var orada biliyorsunuz. Ve MÜSİAD Expo kapılarını açtı ve Metropol TV haber ekipleri MÜSİAD Expo'daydı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen MÜSİAD Expo Ticaret Fuarı bu yıl 19. kez kapılarını açtı. MÜSİAD Expo'nun açılış töreni Metropol TV'den de canlı yayınlandı. MÜSİAD Expo'ya MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Mehmet Akgün ve yönetim kurulu üyeleriyle Denizli'den birçok firma katılıyor. Peki, hayırlı, uğurlu, bereketli ve bol kazançlı bir fuar olması vesilesiyle. Bismillah. Sevgili seyirciler, MÜSİAD Expo Ticaret Fuarı'nda üyelerini yalnız bırakmayan MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Mehmet Akgün, Metropol TV'ye özel açıklamalarda bulundu. MÜSİAD Expo'da hedef ne? Milli ve yerli üretim neden önemli? Ve kaç ülkeden katılım var? Evet, şimdi Şube Başkanı Mehmet Akgün'ü dinliyoruz. MÜSİAD Fuarı 2 yılda bir Expo olarak düzenliyoruz. 19. kez Türkiye'nin en büyük karma MÜSİAD Fuarı'ndayız şu anda. 50 tane ülkeden burada iş adamları buraya geliyor, iş görüşmeleri sağlanıyor, alışverişler yapılıyor. Şu anda anladığım kadarıyla normal 5 milyar dolarlık bir hedefimiz var bu MÜSİAD fuarında. İş adamları Türkiye'den, dünyanın her yerinden BTP toplantılar, iş bağlantıları olarak burada görüşmeler yapılıyor. Bizim MÜSİAD üyelerimiz de bu fuarda stand açtılar. Uygun konteynerde bir tanesi bunlardan. Fatih Profil'de var. Ziyaretlerimizi yapıyoruz. Alışverişlerini sağlıyoruz. Tanıştırıyoruz. Biraz önce bir alışverişini yaptı. Satışını yaptı hemen. Sıcak sıcak. Fuarlar güzel oluyor. Fuarlara katılımlar, ziyaretler katılmak gerekiyor. Çünkü biz üretmemiz lazım. Ürettiğimiz satmamız gerekiyor. Satabilmemiz, bunu anlatabilmemiz için de stand açmamız gerekiyor. O yüzden biz ürettiğimiz ürünleri burada sergileyip dünyaya, yurt dışına ihracat etme hedeflerimiz. Yani bunu yapmamız gerekiyor. Milli, yerli üretimlere yaparaktan yurt dışına satmamız gerekiyor. O yüzden buralardayız. Dünyada 96 ülkede bizim şubemiz var. Sevgili seyirciler, Denizli firmalar da MÜSİAD Expo'ya katılıyor dedik ve bu firmalardan biri de Fatih Ferforje. Fatih Ferforje Yönetim Kurulu Başkanı Necip Filiz, Metropol TV fuar alanında açıklamalar yaptı. Fuara ne zamandır katılıyorlar ve MÜSİAD Expo'nun önemli özelliği ne? İşte şimdi de Necip Filiz'in açıklamaları. Fuar bugün açıldı ve cumartesiye kadar da devam edecek. Biz de fuar... MÜSİAD Fuarı'na kurulduğu günden beri şirketimiz katılım sağlıyor. Biz burada bu fuarda birçok gönül coğrafyamızdaki ülkelerden, İslam ülkelerinden birçok dost ve iş insanıyla tanışma fırsatı bulduk ve iş yaptık. Diğer dostlarımız da başka şehirlerden geliyorlar. Güzel geçiyor elhamdülillah. İnşallah Rabbim hayırlı, bereketli, bol kazanç versin buradaki bütün katılımcılara. Ben de buradan bizi Denizli'den izleyen bütün hemşehrilerimizle fuarımıza davet ediyorum. Artık dünyanın, ben ülke sayısını hatırlamıyorum ama birçok ülkesinde bir MÜSİAD temsilcilik ofisi var. 96 ülkede. Yani 96 ülkeye bugün valizinizi alıp gittiğinizde 124 nokta var. 124 noktada, değil mi? New York'tan Tokyo'ya kadar. İşte Moskova'dan Nijerya'daki Abuja'ya kadar birçok ülkede, dünyanın çok değişik coğrafyalarında, sadece Müslüman ülkelerinde değil, bir MÜSİAD temsilcisi var veya şubesi var. MÜSİAD'ın bu gelişimi Türkiye'de eşsiz bence. Sevgili seyirciler, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Pamukkale Teknokent'te Genel Müdür Vekili Doçent Doktor İsmail Ovalı ve yazılımcı firmaların temsilcileriyle buluştu. Peki Memişoğlu Pamukkale Teknokent'teki firmalarla neden buluştu ve beraber hareket etme arzusu için ne dedi?
ve yurt dışına yazılım ihracatı yapılabilir mi? Evet, şimdi de bu soruların yanıtlarını Sayın Memişoğlu'ndan dinliyoruz. 20 firmamızla, Teknokent'teki 20 firmamızla Denizli hizmet ihracatı, Denizli yazılım ihracatı üzerine bir toplantı yaptık. Toplantıda Denizli Teknokent'imizdeki firmaların gücünü açıkçası bir daha görmüş olduk. Yurt dışına yaptıkları ortaklıkları, yurt dışına yaptıkları ihracatları gözlemledik. Ve içeride bence en önemli konulardan bir tanesi de beraber hareket etme arzusuydu. Bu beraber hareket etme arzusuyla inşallah bir burada yazılım kümelenmesi oluşturup bununla da yurt dışına yazılım satmak, yazılım ihracat etmek için çabalarımız olacak. Bunun için öncelikle Teknokent'e sonra da buradaki yazılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz biliyorsunuz gelişen dünyada artık her yer açık pazar. Özellikle bu tarz bir hizmet ihracatı ham maddesi olmayan %100 katma değer sağlayan bir ihracat. Bunun için bizim için de çok önemli. Ben ihracatçılarımıza, buradaki yazılım ihracatçılarımıza yolların açık olmasını diliyorum. Biz de ihracatçılar birliği olarak onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Sevgili seyirciler, Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Mukaddes Başkaya, Metropol TV özel açıklamalar yaptı. Tekstilde yaşanan problemler nedir? Döviz, iplik, ithalat, finansmana erişimde sorunlar ne aşamada? Maalesef çok ciddi problemler yaşıyoruz. Hani baktığınızda dünya genelinde bir resesyon var, bir daralma var. Enerji fiyatları öylesine, işte bizim daha çok Euro bölgesine ihracat yapıyoruz ve malum Euro'daki gerileme hepsi bizim için çok büyük problem şu anda. İplik de öylesine keza işte iplik fiyatları tamam şu an neredeyse pamuk fiyatlarıyla iplik fiyatları birebir. Ama onun ithalatına gelen farklı uygulamalar, gelmesi beklenen farklı uygulamalar var. Bankaların kredi konusundaki limitleri var. İnanın çok büyük problemler yaşıyoruz. Yani finansmana ulaşmakta sıkıntı var. Bir yandan rekabet etmek zorundasınız. Ayakta kalabilmek için rekabet edebilmek zorundasınız. Çünkü rakip ülkeler zaten hızla devam ediyor. Hızla yenilik yapmaya, hızla yatırım yapmaya devam ediyor. Sevgili seyirciler, 10. Bakım Teknolojileri Kongresi ve sergisine katılan Aki Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aki, Metropol TV'ye özel açıklamalar yaptı. Kaç yıldır bu kongreye katılıyorlar ve enerji maliyeti ve bakımla ilgili düşünceleri ne? Biz Aki Kompresör olarak 2005'ten 2017'den beri Bakım Teknolojileri Kongresi'ne aralıksız katılıyoruz. İlk katılımımız 2005 yılındaydı ama o zaman yabancı firmadaydık. Daha sonra Aki Kompresör olarak Bakım Teknoloji Kongresi'ni devamlı takip ettik. Dediğiniz gibi yani Bakım Teknoloji Kongresi özellikle sanayi alanında bakım için bakım ekibimizdeki arkadaşlarımızı bilgilendirmek, bilinçli bir şekilde bakıma yönlendirmek ve biliyorsunuz günümüz artık enerji verimlilikleri, enerji maliyetlerinin düşmesi için olan işlemler. Bunları düzen ve düzenlemek için düzenli bakım periyodu nasıl yapılacağını anlatabilecek güzel bir kongre ve seminer. Siz de stand açtınız ve bu standla ilgili özellikle sanayi alanındaki kompresörce firmalara ne söyleyeceksiniz? Buradaki bütün katılımcı arkadaşlara öncelikle başarılar diliyoruz. Birçok yerden katılımcı firmalar var. Yani dediklerim gibi yani buraya gelsinler, sanayideki arkadaşlarımız gelsinler. Bütün sektöre hitap eden bir olay. Madenden gıdaya kadar bütün sektör biliyorsunuz basınçlı havayı kullanıyor. Diğer buradaki ekipmanları kullanıyorlar. Bu kullandıkları ekipmanların bakımları, kontrollü bakımların, periyodik bakımların nasıl düzgün, sağlıklı yapılmasını öğrenmek istiyorlarsa bu tür kongre ve seminerlere katılmaları gerekiyor. Denip tasarım yarışması için Denizli'ye gelen moda yazarı marka danışmanı Ümit Temurçin, Denizli tekstil sektörünün Türk tekstilinde hangi noktada olduğunu Metropol'e açıkladı. Denizli ülkemiz adına çok önemli bir lokasyon, çok önemli bir bölge. Ve tabii ki ihracat listelerinde de gösterdikleri başarı aslında Denizli'nin ne kadar köklü bir altyapıya sahip olduğunu da gösteriyor. Ve dünyada gidilen fuarlar olsun, yapılan ihracat hacmi olsun, tasarım çıtamızın giderek yükseliyor olması Denizli'yi her geçen gün çok daha güçlü kılıyor. Bu anlamda ben Denizli'de her geldiğimde
Çok farklı tesisler görüyorum ve her seferinde hayretler içerisinde kalıyorum. Oldukça geniş kapasitelere sahip, dünya devi markalara çok büyük hacimlerde taleplere karşılık veren bir altyapıya sahip. O yüzden Denizli gerçekten sanayimiz için, Türk tekstili için çok önemli bir noktada. Deva Partisi Denizli. Deva Partisi lideri Ali Babacan Denizli'ye ne zaman geliyor ve Denizli'de miting yapacak mı? Kaç gün kalacak ve hazırlıklar ne aşamada? Evet, Metropol Gündemi programına katılan Deva Partisi Denizli İl Başkanı Bekir Kırar canlı yayında açıkladı. 13 Kasım'da saat 15'te pazar günü Ulus Meydanı'nda Genel Başkanımız Denizli'de büyük bir coşkuyla mitingimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Bütün Denizli vatandaşlarımızı saat 15'te yani saat 3'te Ulus Meydanı'na bekliyoruz. Sevgili seyirciler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kum Kısık Katı Atık Bertaraf Tesisi kapasitesinin önümüzdeki 10 yıllık ihtiyacı karşılayacak şekilde arttırılması için başlatılan proje tamamlandı. Sevgili seyirciler, Metropol TV'de ana haber bülteninin sonuna geldik. Bir hatırlatma yapalım. Metropol TV daha izleyebilmeniz için cep telefonlarından uygulamamızı indirebilirsiniz. Apple Store ve Play Store'a girerek diyoruz. Ve yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.